Mutfakları sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün en lezzetli bayram tatlısını yapacağız. Şekerpare. 2019 yılının Ramazan ayı bitmek üzere. Son 8 gün kaldı bayrama. Artık bayramda hangi ikramları yapacağızın listesini kurmaya başlamışızdır. Bu şekerpare tarifini de mutlaka ekleyin. Çünkü çok lezzetli, çok pratik ve sunumu da olabildiğince kolay. Benim her Ramazan yaptığım harika lezzetlerden bir tanesi. Bu tarifi sizinle de paylaşayım. Siz de mutlaka yapacaklar listesine ekleyin. İlk önce şerbetini hazırlayacağız ki iyice ılısın biz şekerpareyi fırından çıkarıncaya kadar. Bunun için tencereye 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ilave edip karıştırıp ocağın üzerine kaynamayı bırakıyoruz. Daha da şerbetli seviyorsanız eğer 4 su bardağı su, 4 su bardağı şeker ekleyebilirsiniz. Su bardak ölçüsü 200 milimlik. Kaynamaya başlayan şerbetin üzerine bir paket vanilya ilave ediyorum ve yaklaşık 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp ılımaya bırakıyorum. Şekerpare sıcak olacak, şerbet ılık olacak şekilde buluşturacağız. Gelelim hamuru yapmaya. Bunun için 250 gram oda sıcaklığına yumuşamış tereyağımız var. 2 adet yumurta kullanacağız. Bunun 1 adedinin sarısını üzerine sürmek için ayıracağız. Yarım su bardağı şeker, 1 su bardağının başından 1 parmak eksik irmik kullanacağız. Azerbaycanlı takipçilerim için söyleyeyim. İrmik Azerbaycan dilinde mandı demek. Yani karşılığı olarak mandı kullanabilirler. Bir paket kabartma tozu kullanacağız. Yaklaşık 4,5 su bardağı un kullanacağız. Bu ölçü unun markasına göre değişebilir. 2 adet portakal kullanacağız. Bunun ikisinin kabuğunu rendeleyeceğiz. Bir adedinin de suyunu sıkacağız ve üzerine koymak için de fındık. Yoğurma kabımıza tereyağını, bir adet yumurtanın akını, bir adet yumurtanın tamamını, yarım su bardağı şekeri ve bir su bardağının başına bir parmak eksik irmiği ilave ediyoruz. 2 adet portakalın kabuğunu rendeleyeceğiz. Çok dikkatli bir şekilde böyle beyaz kısmına gelmeyecek şekilde rendeleyeceğiz. Bir adedinin de suyunu sıkacağız. Şimdi portakalın mevsimi değil, ne kullanabiliriz diyorsanız limon yapabilirsiniz. Limonun birinin kabuğunu rendeleyin ama yarısının suyunu ilave edin ki birinin tamamı çok acımsı olur. Ama buluyorsanız mutlaka portakal kullanın. Çünkü inanılmaz güzel lezzet katıyor şekerpareye. Böyle özellikle kabuğunun mayhoş lezzetini yerken hissediyorsun. Yemelere de doyamıyorsun bu şekerpareyi. Bir paket kabartma tozunu da ilave ediyoruz ve bu lezzetlerin hepsinin birbirine karışması için ilk önce elimizle harmanlıyoruz. Daha sonra ununu azar azar ekleyip çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Un olarak da 200 milimlik su bardağıyla yaklaşık 4-4,5 su bardağı un kullanıyoruz. Unun markasına göre bu ölçü değişebilir. 4,5-5 su bardağı da olur. Azar azar ilave ediyoruz ve ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurun kıvamı bu yumuşaklıkta olacak. Ve artık un ilave etmiyoruz. Hamur şekil vermeye hazır. Tepsiye biraz sıvı yağ ilave ediyoruz ve her tarafını iyice sürüyoruz. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayıp tepsiye diziyoruz. Daha büyük yapmayın. Özellikle bayram ikramı olarak düşünüyorsanız bu büyüklük yeterlidir. Şöyle servisi de güzel oluyor, görüntüsü de hoş oluyor. Cevizden biraz büyük parçalar yeterli. Hamurun hepsini yuvarladık, bitti. Ve üzerine önceden ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurta sarısını da sürdükten sonra her birinin üzerine birer adet fındık koyuyoruz. İsterseniz badem de koyabilirsiniz. Ceviz de olur ama nedense ben cevizi çok yakıştırmadım. Özellikle portakal lezzeti badem ve fındıkla buluşunca çok daha güzel oluyor. Cevizi çok fazla sevmedim. Tabii zevk meselesi, isterseniz ceviz de koyabilirsiniz. Önceden ısınmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Ve fırından çıkarınca ilk sıcaklığı çıksın böyle bir 5 dakika sonra ılımış olan şerbeti üzerine gezdiriyoruz. İlk önce her birinin üzerine gezdireceğiz. Daha sonra böyle bolca dökeceğiz.
Şerbetin daha çabuk çekmesi için aynı büyüklükte bir tepsiyi üzerine kapatıyoruz. Tepsi yoksa eğer fırına gönderebilirsiniz tekrar. Ama fırını çalıştırmayın, böyle ılık haliyle o yavaş yavaş şerbetini çekecektir. Ben bir tepsi kapattım, yaklaşık 1 saat bekledi. Şerbetini tamamen çekmişti ama dibinde çok az bir şerbet kaldı. Onun da üst kısımlarına bulaşmasını istedim. Böyle bir parlaklık oluyor çünkü üstünde de şerbet olunca. O yüzden hepsini ters çevirdim. Ve tekrar yine üzerine tepsi kapattım. Bir saat de öyle bekledi. Ondan sonra artık servise hazır hale geldi. İki saat sonra şerbetini tamamen çekmiş oluyor ve artık servise hazır. Çok bereketli bir tarif. Ben normalde yaptığım hiçbir tariften kaç adet çıkıyor saymıyorum. Çünkü rahmetli anneannem nimeti saymayın azalır derdi. O yüzden saymıyorum ama takipçilerden bu konuyla ilgili çok soru alıyorum. Kaç adet çıkıyor bu hamurdan diye. Bu defa saydım. 35 adet çıkıyor. Tabii bu hamurdan kopardığınız büyüklüğe göre artabilir, azalabilir. Çok yumuşak kıvamı var. İşte hemen kıvamını da göstereyim size. Muhteşem bir lezzet ki tadına doyulmuyor. Tatlıyı normalde sade bir şekilde servis yapacaktım ama tatlıya bir baktım. Dedim ki buna bir şeyler eksik gibi. Üzerine yeşil fıstık serpersem daha da güzel olacak. Denedim. Gerçekten de tatlı daha da bir tatlı hale geldi. Siz de mutlaka deneyin. İlk önce bir hazırlayın bakın. Yeşil fıstık serpip öyle bakın. İkisinin arasındaki farkı göreceksiniz. Daha da güzel oluyor böyle. Mutlaka deneyin. Harika bir lezzet gerçekten. Denedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Tarifleri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basarsınız, beni de mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma ücretsiz abone olursanız başka güzel tarifleri de kaçırmamış olursunuz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Başka tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.